Sigorta ekranlarına hoş geldiniz. Saatlerimiz 12.35 kahve ponası programımız başlıyor. Ekonomideki en sıcak gelişmelere bakacağız. Hadi hemen ilk haberimizle başlayalım. FED piyasaların merakla beklediği faiz kararının açıkladığı beklentilere paralel değişikliğe gitmedi. Karar metninde ekonomideki ilerlemenin devam etmesi durumunda varlık alım hızındaki yavaşlamanın gündeme alınabileceği belirtildi. Teşviklerin geri çekilme süreciyle ilgili ise FED Başkanı Powell 2022 yılının ikinci yarısına işaret etti. Küresel ekonomiye yön veren Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı. Beklentilere paralel faizde değişikliğe gitmedi. Politika faizini %0 ile 0,25 aralığında sabit tuttu. Varlık alımlarını 120 milyar dolar olarak devam ettiren FED, karar metninde varlık hızını azaltmaya yakında başlanabileceği sinyalini verdi. Ekonomiye ilişkin beklentilerini de açıklayan Amerikan Merkez Bankası, büyüme tahminlerini düşürürken enflasyon tahminlerinde ise yukarı yönlü revizeye gitti. 2021 yılı büyüme öngörüsü %7'den %5,9'a çekildi. Enflasyon tahmini ise %3,4'ten 4,2'ye yükseltildi. Fed'in faiz beklenti patikasını ortaya koyan noktasal grafikte yayımlandı. 2022'de faiz artışı öngören yetkili sayısının arttığı görüldü. Toplantı sonrası mesajları merakla beklenen Fed Başkanı Powell, varlık alımlarının azaltılması hızı ve boyutuna dair Kasım toplantısına işaret etti. Teşviklerin geri çekilmesi sürecinin ise 2022 ortasında son bulmasının uygun olabileceğini söyledi. FED kararının ardından bugünse gözler içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararında beklenti merkezin faizde değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Merkez Bankası faiz kararını saat 14'te açıklayacak. Faiz kararına ilişkin piyasa anketlerinde katılımcıların neredeyse tamamına yakını faizlerde bir değişiklik yapılmayacağı görüşünde. Birkaç analistin ise 100 bas puan indirim beklentisi ön plana çıkıyor. Merkez bu yılın Mart ayında faizi 200 bas puan arttırarak %19'a çıkardıktan sonra son 5 toplantısında faize dokunmadı. Fed'in faiz kararının piyasalara yansımasını ve tabii ki bugün merakla beklenen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kararına yönelik öngörüleri Gedik Yatırım Danışmanı Onurcan Bal'ı soracağız. Hocam hoş geldiniz yayına, merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Önce Fed'le başlayalım isterseniz. Fed'in kararı piyasalara nasıl yansıdı? Burada dün FED toplantısını takip ettik ve aslında beklentileri oldukça paralel bir toplantı olduğunu söylemek mümkün. Burada faiz oranlarına ve varlık alımında bir değişime gidilmedi ve varlık azaltımına yönelik de daha net bir sinyal verilmiş oldu. Bu piyasaların genel olarak beklediği bir gelişmeydi zaten. Burada FED Başkanı Powell'ın açıklamalarına baktığımız zaman da ekonomik ilerlemenin devam etmesi durumunda varlık azaltımına başlamasının uygun olacağını işaret etti. Bu toplantıdan çıkan sonucu şu şekilde özetlemek mümkün. Muhtemelen FED, tabii bu süreçte 2-3 Kasım'daki toplantısına kadar FED'in açıklayacak enflasyon ve istihdam rakamları ve diğer ekonomik veriler önemli. Ama burada istihdam tarafındaki toparlanmanın devam ettiğini, enflasyonun yukarı yönlü risklerin sürdüğünü görecek olursak, yani salgın kaynaklı ekstrem bir gelişme yaşanmazsa, muhtemelen FED 2-3 Kasım'da varlık azaltım programını duyuruyor olacak. Burada büyüklük ve zamanlama yönünden. Ve Aralık ayında da muhtemelen varlık azaltımlarına başlayacak. Dünkü toplantıdan bu sonucun çıktığını söylemek mümkün. Yine tabii FED Başkanı Powell enflasyon tarafında yukarı yönlü risklerin olduğunu, ancak bunların geçici olduğuna dair ifadelerini sürdürdü. Salgın tarafındaki gelişmelerin izlendiğini dile getirdi ama ekonomik tarafta önemli bir ilerleme sağlandığına da vurgu yaptı. Projeksiyonlara baktığımızda büyüme tahmininde bu vaka sayılarındaki artışların etkisiyle bir miktar aşağı revizyonlar gördük. Enflasyonda yukarı yönlü revizyonlar vardı. Ve önemli bir husus olarak da 2022'de faiz artırımı bekleyen üye sayısının 7'den 9'a çıktığını gördük. Bu da son dönemde FETÖ'nün şahin etkisine bağlı olarak öngörülen bir noktaydı. Fiyatlamalar açısından çok ekstrem fiyatlamalar yol açmadı. Zaten FETÖ öncesinde dün piyasalarda, hisse piyasasında bir toparlanma vardı. Buradaki kazançların korunduğunu gördük. Dolar 93, dolar endeksi 93 seviyelerin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Hani FED toplantısı sonrasında bundan en çok etkilenen varlık sınıfının altın olduğunu söylemek mümkün. Burada da varlık azaltımına yönelik artan, hani beklenen
beklentilerle ve söylemlerle birlikte altında bir miktar zayıflama gördüğümüzü söyleyebilirim. Peki Merkez Bankası'ndan nasıl bir karar gelir sizce hocam? Genel olarak analistler hani böyle sürpriz bir karar çıkmayacağını söylüyor ama çok az bir kesimde hani bir sürpriz de gelebilir diyor. Sizin öngörünüz nedir? Bizim de kurum olarak beklentimiz hani faiz oranlarında bir değişiklik yapılmayacağı yönünde. Ama bu toplantı oldukça kritik. Yani diğer toplantılara nazaran hani sürpriz bir kararın görülebileceği bir toplantı. Çünkü burada hani daha önceki toplantılarda Merkez Bankası'nın faiz kararına yönelik tam bir fikir birliği vardı. Burada evet ağırlıklı görüş faizlerde değişiklik olmayacağı yönünde. Biz de kurum olarak bu taraftayız. Ama az sayıda da olsa bazı kurumların ve ekonomistlerin olası bir faiz indirimi olabileceğine dair tahminleri var. Bir faiz indirimi yaşanacak olursa bunun TL varlığı üzerindeki ilk etkisi biraz negatif olacaktır. Çünkü manşet enflasyonda yukarı yönlü seyir devam ediyor. Ve hani yılın yükseklerindeyken bir faiz indiriminin gelmesi erken bir adım olarak değerlendirilebilir piyasa tarafından ve bu borsada Türk lirasında değer kayıplarına yol açabilir. O nedenle hani bu karar oldukça kritik ve şu an için piyasalarda zaten bu karara odaklanıldığını görüyoruz. Bu karar sonrasında TL varlıkların yönü ve fiyatlaması şekilleniyor olacak. Aynı zamanda faiz kararıyla birlikte hani faizlerde değişikliğe gidilmediğini varsayım altında büyük ihtimalle böyle bir karar görüyor olacağız. Ağırlıklı beklenti bu. Ama bunun yanında karar metnindeki ifadeler de çok önemli. Çünkü geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamalarında çekirdek enflasyon ve enflasyonun orta vadeli beklentilere biraz daha dikkat çekildi. Yani bir söylem değişikliği vardı. Bu söylem değişikliğinin karar metnine nasıl yansıdığını ve burada ifadelerin tonuna biraz daha piyasalar bakıyor olacak. Eğer fazla güvercin bulunursa karar metni, bu da bir miktar satış getirebilir. Hani karar sonrasında ilk fiyatlar biraz volatil, yani oynaklık yüksek seyredebilir. Kararın ardından bir süre hani fiyatların denge bulmasını beklemekte fayda var. Ama bu karar yurt dışı piyasanın seyri üzerinde belirleyici olacak, temel gelişme olacak bugün. Tüm yani piyasalar olarak, yurt dışı piyasalar olarak bu tarafa odaklanıldığını söyleyebilirim. Çok kısaca şunu da sorayım siz hocam. Peki bir söylem değişikliği görecek miyiz sizce? Karar metninde bir söylem değişikliği göreceğiz. Yani çünkü son açıklamalar, yani Sayın Kavcıoğlu'nun geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalar buna işaret ediyor. Çünkü hani mevcuttaki... Yine tekrar edecek devam, diyorsunuz. Evet, devam eden çünkü karar metnindeki mevcut karar metnindeki ifadeler hani faizin enflasyon üzerinde oluşturacağı yönündeydi. Hani bu daha sıkı bir duruş söylemiydi. Ama şu an bu söylem korunacaksa eğer Merkez Bankası'nın bu toplantıda faiz arttırımına gitmesi lazım. Peki. Çünkü manşet enflasyon fay oranı geçti. Burada biraz daha yumuşama görüyor olacağız karar mevzinde. Çok teşekkür ederiz. Gedik Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yayın konuğumuzdu. Teşekkürler hocam verdiğiniz değerli bilgiler için. Piyasalarla devam edelim. Piyasalar bugün saat 14'te açıklanacak olan faiz kararına odaklanmış durumda. Öncesinde biz de göz atalım ve BIST 100 endeksiyle başlayalım. Borsa İstanbul güne %0,13 artışla başladı ve 1409,28 puanla açılış yaptı. Şu anda ne durumda? Şu anda da 1415 puanda 0,6'lık bir yükseliş var. Döviz cephesine bakalım. Dolar 8,63'ten işlem görüyor. Dolarda düşüş var. Euro'da ise yükseliş var. Euro 10,14'te. Devam edelim. Altına bakacağız. Altın, gram altın şu anda 491 liradan işlem görüyor. Ons altın şu anda 1771 dolardan işlem görüyor. Brent petrol varil fiyatı gelsin. Brent petrol şu anda 76 dolarda. Son olarak tahvile bakacağız. Tahvilde 17,81'den işlem görüyor diyebiliriz. Sırada ekonomiyle ilgili haber turumuz var. Haber turumuzu izleyelim, ardından devam edeceğiz. Çin'in ikinci büyük gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande'in iflasa yaklaşması piyasaları sarstı. Yaşanan süreç nedeniyle şirketin ikinci en büyük hissedarı olan Chinese Estates Holding, Evergrande Group'taki 32 milyon dolarlık hissesini sattığını ve holdingden tamamen çıkmayı planladığını açıkladı. Bu arada piyasalar bugün Evergrande'in 5 yıllık dolar tahvilinin 83,5 milyon dolarlık borç ödemesini yakın takip ediyor. Küresel çip kriziyle ilgili danışmanlık firması Alix Partners yeni bir rapor yayımladı. Rapora göre küresel otomobil sektöründe çip krizi kaynaklı ciro kaybı 210 milyar doları bulacak. Yaklaşık 8 milyon daha az araç üreteceği öngörüsünü de paylaştı. Bir önceki tahmin 3,9 milyon araçlık üretim kaybı olacağı yönündeydi.
Gıda güvenliği ile ilgili endişeler küresel gündemin üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Son olarak Çin artan gübre maliyetleri ile ilgili uyarı yaptı. Gübrenin tarımsal üretim ve gıda güvenliğinin devamı için önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada fiyat istikrarına işaret edildi. Ham madde ve enerji tedariğinde kimyasal gübre şirketlerine öncelik verilmesine yönelik çağrı yapıldı. Amerika'dan kripto paraya yönelik yeni bir açıklama geldi. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler, son derece spekülatif bir varlık sınıfı diye tanımladığı kripto para birimlerinin uzun süre geçerli olacağını düşünmediğini söyledi. Yatırımcıların korunması gerektiğine de dikkat çekti. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika ziyareti kapsamında New York'a giden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu. Geçen yıl itibarıyla Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 21 milyar dolara yükseldiğine dikkat çeken Olpak, 2021 yılını 25 milyar dolarlık ticaret hacmiyle kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Olpak, zaman zaman yaşanan diplomatik sorunların artan ticari ve ekonomik işbirliği sayesinde ortadan kalkacağına inandıklarını da belirtti. İki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine işaret eden Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya olan ilgi ve hassasiyetinin kendileri için en büyük güç kaynağı olduğunu vurguladı. Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren yapılandırma kanunundan yararlanmak için son haftaya girildi. Bu arada 17 Eylül itibarıyla 108 milyar 322 milyon liralık alacağın yapılandırılacağını da belirtelim. Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül Perşembe günü mesai bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Düzenlemeye mükellefler yoğun ilgi gösterirken yapılandırma kanunundan yararlanmak için vergi dairelerine 4 milyon 336 bin mükellef başvuruda bulundu. Bu kapsamda 17 Eylül itibarıyla 108 milyar 322 milyon lira alacak yapılandırılırken alacaklara karşılık 7 milyar 513 milyon liralıkta tahsilat yapıldı. Vatandaşların son günleri beklemeden başvurularını yapmalarında yarar olduğuna dikkat çeken yetkililer, salgın nedeniyle başvuruların vergi dairelerine gitmeden elektronik ortamda yapılmasının daha sağlıklı olacağını belirtiyor. Kahve molası programının sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.